Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bir uçak düşünün, sivil bir uçak düşünün. Tam 53 yıldır imalat hattında ve 1574 adet üretilmiş, çok çok farklı havayolu şirketlerinde, kargo şirketlerinde uçmuş, VIP amaçlı kullanılmış veya askeri amaçlı görev yapıyor. İşte Boeing 747 için, Jumbo Jet için yolun sonu. Geçtiğimiz gün Seattle yakınlarındaki Everett tesislerinde Boeing'in son 1574. 747'nin imalatı tamamlandı. Uçak fabrikadan çıkartıldı. Bundan sonra önümüzdeki günlerde boyanacak, çeşitli yer kontrolleri, motor çalıştırması gerçekleştirilecek ve ilk uçuşunu yapacak. Yani gökyüzüyle tanışacak ve ardından da Ocak 2023 içinde de son kullanıcı olan hava kargo şirketi Atlas Air'a teslim edilecek. Bugünkü videomuzda gökyüzünün kraliçesi olarak adlandırılan 747'lerin tarihine biraz bakıyoruz. Askeri amaçlı kullanılan modellerini inceliyoruz. Ve tabii ki bu uçakla ilgili benim uçuş anılarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte Jumbo Jet 747 özel programımız başlıyor. Havalimanında yolcuları çevirseniz, sorsanız aklınızda kalan en önemli yolcu uçağı nedir deseniz gerçekten yolcuların büyük uçaklara karşı önemli bir ilgisi var. İlk sırada muhtemel 747 Jumbo Jet çıkacaktır. O deve hörgücü gibi ikinci katındaki çıkıntısı, ilk kullanılan jet motorlu iki katlı yolcu uçağı olması ve tabii ki o uçağı da öyle kısa menzilli uçuşlarda pek kullanamıyorsunuz. Bindiğiniz zaman genellikle de kıtalar arası uçuşlar yapıyordunuz. Bu açıdan her zaman konforuyla, geniş alanıyla, o heybetli duruşuyla yolcular açısından gerçekten çok farklı bir yere sahipti Boeing 747 Jumbo Jet. Jumbo Jet'in her yerde bulabilirsiniz. Çok farklı hikayeleri anlatılır ama Jumbo Jet aslında bir askeri proje olarak hayata başladı. Amerikan Hava Kuvvetleri 1960'lı yıllarda büyük kargo uçakları, askeri nakliye uçakları arıyordu. Bunun için eldeki C-141 yeterli değildi. Daha büyüğü aranıyordu ve Boeing Pentagon'a, Amerikan Savunma Bakanlığı'na 747 tasarımı yaparak sunmuştu. Rakibi ise şu an tabii bu F-35'lerin de üreticisi Lockheed, o zamanki ismiyle Lockheed'ti. Lockheed de C-5 tasarımını sunmuştu. Fakat günün sonunda Boeing kaybetti ve yoluna 747 yolcu uçağı olarak devam etme kararı alındı. Lockheed de C-5 projesini kazandı ama sonrasında bu kadar büyük uçakları pek fazla yapmadı. 747'nin başarısından sonra 70'lerin başında L-1011 Tristar uçaklarını Lockheed yaptı ama burada da ciddi zarar edince projeden çekilmek zorunda kaldı. 747 Boeing mühendisleri, ki o yıllarda gerçekten havacılığın altın çağları 1960'lı yıllar. Bir tarafta işte Avrupa'da Concorde sesten hızlı yolcu uçağı ilk uçuşunu yapıyor. Ruslar Concorde'dan aldıkları bilgilerle daha önce davranıp Tupolev 144'ü yapıyorlar. Amerika'da da önce bir süpersonik yolcu uçağı girişimi yine Boeing tarafından var ama sonrasında dümeni daha büyük uçaklara doğru çeviriyor. Boeing ve 747'yi yapmaya başlıyor. 747 yaparken aslında sivil anlamda bu uçağın arkasında dönemin efsane havayolu şirketi Pan Am var. Pan Am, Pan Amerikan Havayolları uzun yıllar Türkiye'de uçmuş. Gerçekten yolcu uçağı dendiği zaman, havacılık sektörü dendiği zaman bir efsane. Bu şirkette bu uçakların ilk müşterisi haline geliyor. Pan Am dendiği zaman öyle işte first class'lar, muhteşem lüks gibi çok çok farklı özellikler de uçakların içerisine konmuş ve bunu bugüne kadar da efsane halinde getirmiş bir havayolu şirketi 747'nin ilk siparişini veriyor. 747 1969 yılında hızlı bir şekilde mühendisliği tamamlanıyor, imalatı gerçekleştiriliyor ve 1969 yılında gökyüzüyle buluşuyor uçak. Yaklaşık bir yıl süren testler ve arkasından sertifikasyon sürecinden sonra 1970 yılında Pan Amerikan Havayolları'na teslim ediliyor. Şimdi tabii günümüzdeki uçak projelerini düşündüğümüz zaman bu 1960'larda doğru dürüst daha bilgisayar yok ama binlerce mühendis çalışıyor. Gerçekten çok çok iyi kadrolar var ve bu kadar kısa sürede uçakların çıkması ve bu uçağın da 53 yıl imalat hattında kalabilmesi gerçekten çok çok enteresan bir konu. Hala bile benim bugün kafam bunu almıyor. Çünkü işte süpersonik yolcu uçağı diyoruz. Bugün yapılamıyor bunlar ama 1960'ların çok kısıtlı teknolojileriyle bu projeler hayata geçirilmiş işlerdi.
1970'te Pan Am uçağı kullanmaya başlıyor ve yavaş yavaş bütün büyük havayolu şirketleri bu uçağa sipariş veriyorlar Boeing'e. Gerçekten Boeing ilk olarak 100 serisini yapıyor. Arkasından Japonya'dan bir talep geliyor. Daha kısa gövdeli, iç hatlarda kullanılabilecek, yoğun yolcu talebi olan hatlarda 747 SP modelini yapıyor. Ve bu şekilde Boeing 747 ailesine de yeni yeni üyeler katılmaya başlanıyor. Biraz daha uçak değiştiriliyor. 200 modeli, daha sonra 300 modeli geliştiriliyor. Ve 1980'lerin sonlarına doğru da o daha efsane 747'nin kıvrık kanat uçlarına sahip 747-400 modeli imal ediliyor. Sadece yolcu uçakları değil, kargo taşıyıcıları da 747'ye büyük ilgi gösteriyorlar. Neden büyük ilgi gösteriliyor? En önemli avantajı o burnunun açılıp önden çok hızlı bir şekilde kargonun yüklenebilmesi. Burada da ilgili şöyle küçük bir parantez açayım size. Bir kargo uçağının hızlı operasyon yapabilmesi için yerde geçirdiği sürenin minimum olması lazım. Pandemi döneminde özellikle ilaç taşımak için yolcu uçaklarının koltukları söküldü ve kabine kargolar hızlı bir şekilde konması için bir plan yapılmıştı. Örneğin bir Airbus A330'un bu işlemde içerisinin doldurulması bile en azından 3-4 saatlik bir süre alıyor. Ama kargoyu hızlı koyduğunuz zaman, işte o yüzden yan tarafta çok devasa kargo kapıları var kargo uçaklarının. Veya 747'de olduğu gibi burnu açıldığı zaman çok hızlı yük doldurup boşaltabiliyorsunuz. Yerdeki geçen süre minimuma iniyor. 747'ler tabi her zaman yolcular açısından çok istenilen, uçulması istenilen uçaklar oldu. Bize de zaman zaman her zaman sorulardan bir tanesiydi. Türk Hava Yolları niye bir 747 Jumbo Jet almadı? Baktığımız zaman işte uçağın popüler olduğu 70'li yıllarda Türk Hava Yolları'nın bir DC-10 denemesi var ama o kadar dolduracak kadar bol yolcuya sahip değil. Bir de uzun hatlar uçmuyor. O dönemde Türk Hava Yolları batıda en fazla Londra'ya kadar sefer gerçekleştiriyordu. Bunu dolduracak özelliğe sahip değildi. 2010'lu yıllarda o Türk Hava Yolları'nın hızlı büyümesiyle birlikte bir büyük uçak ihtiyacı da gündeme geldi. Burada Türk Hava Yolları hem Airbus A380-747'nin rakibiydi hem de 747'nin daha yeni nesil modeli 8 serisiyle ilgili bir çalışma yaptı. Bunların doldurulabileceği ortaya konuldu. Ama problem Atatürk Havalimanı'ndan çok uzun seferler, işte ne bileyim Avustralya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne Los Angeles'a uçtuğunuz zaman 3000 metrelik pistler biraz bu uçaklara kısıtlı kalıyordu. İkinci bir önemli bir konu da uçakların fiyatları ve sonrasında işte belirli bir süre kullanıldıktan sonra veya acil durumda satılacağı zaman ikinci el fiyatları çok önemliydi. Burada yapılan araştırmada 380'in olsun, 747-8'in olsun ikinci el fiyatlarının oldukça düşük çıkması nedeniyle Türk Hava Yolları pek yanaşmadı. O zamanlar bu yanaşmamasında doğru bir karar olduğunu görüyoruz. 747'lerin o 400 dediğim modelinden sonra Boeing yeni bir gövdeye doğru odaklanmıştı. O da Boeing 787 Dreamliner uçağıydı. Geniş gövdeli ama yolcu kapasitesi çok daha düşük, tamamen kompozitten oluşan bir gövdeli, yeni nesil motorlara sahip bir uçaktı. Boeing bu uçakta çok ciddi bir satış başarısı yakaladı ve buradan edindiği işte yeni nesil kanat tasarımı, motorları 747'ye taktı ve 747'nin 8 olarak adlandırılan modelini geliştirmiş oldu. 747-8'e ilk talep çok ilginç, kargo şirketlerinden geldi. Önce uçağın kargosu yapıldı. Arkasından da Lufthansa ve Kore Hava Yolları bu uçağa sipariş verdi. Ve uçağın da yolcu modeli, hatta VIP modeli yapıldı. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet devlet filosunda da bir tane 747-8 tipi özel uçak bulunmakta. Fakat diğerleri kadar çok fazla satmadı ve eldeki son siparişlerde, kalan son siparişlerde 747-8'in kargo modelleriydi. Yaklaşık 130 ton gibi bir kargoyu taşıyabilecek özelliğe sahipti 747-8'in kargo modeli. Ve uzun menziliyle kargo şirketleri için, bu pazara hitap edenler için farklı bir bakış getirdi. Fakat havacılık sektörü pandemi öncesinde özellikle, yani salgın öncesinde, uzun menzilde bu kadar büyük uçakların operasyonunu yapmakta zorlanmaya başlamıştı. Bunun nedeni artık yolcular bir noktaya giderken farklı farklı saatlerde uçmak istiyorlar. Yani uçakların, iki uçağın birleştirilip tek bir uçak, büyük uçak haline getirilmesi biraz da riski arttırıyor. Bir de büyük uçaklarda havayolu şirketleri üstte yolcu kabinini doldururken altta kargoyu da doldurmak istiyor. Bunların biraz daha kargo kapasitesinin sınırlı olması geliri düşürdüğü için
havayolu şirketleri yavaş yavaş bu uçaklarla ilgili ne yapabiliriz düşüncesine girmişlerdi. Tabii hem 380 hem 747'nin 4 motorlu olması nedeniyle uçakların operasyon maliyetleri ve harcadıkları yakıtların da fazla olması nedeniyle yavaş yavaş böyle bu havayolu şirketleri bu uçakları ne yapacağız sorusunda yanına getirmeye başlamıştı. Tüm bu hikayenin üzerine bir de tabii salgın başlayınca tüm uçaklar yere indi ve gözden çıkartılmaya karar verilen ilk uçaklar da o koca 4 motorlu. Bir tarafta A380, bir tarafta da 747-8 oldu. Önce bu uçaklar parka çekildi ve yavaş yavaş talebin düşmesiyle birlikte Airbus geçtiğimiz aylarda son 380'i teslim etti ve o defteri kapadı. Boeing de işte önümüzdeki günlerde 747-8'in sonuncusunu teslim ederek Jumbojet defterini kapatacak. Gelelim bu uçak Türkiye'de uçtu mu? Türk Hava Yolları almadı bu uçağı ama ACT Kargo Hava Yolları şirketi 4 adet 747-400'ün kargo modeline sahip bu uçakların ülkemizdeki tek işletmecisi. Bu şirket charter olarak adlandırılan düzensiz kargo. Onun yanı sıra da büyük şirketlere wet lease olarak adlandırılan yani ekipleriyle birlikte uçakları kiralıyor. Bu hizmetleri de ACT Hava Yolları'nın verdiğini belirtelim. Tabii bu arada ACT ile ilgili yaşadığımız kötü bir anı da 2017'de bir uçağım Hong Kong'dan İstanbul'a sefer yaparken Bişkek'e iniş sırasında geçirdiği kazaydı. Bu kazada uçakta bulunan mürettebattan, 4 kişilik mürettebattan kurtulan olmadığı gibi yerde de 35 kişi hayatını kaybetmişti. Gerçekten bu da 747'nin Türkiye açısından pek de hoş olmayan anılarından bir tanesi olduğunu da belirtmemizde fayda var. Tabii videoda anlattık sivil konudaki yaptığı uçuşları 747'nin ama bir de askeri kullanımı var. Askeri kullanımıyla ilgili dünyanın en çok bildiği diyelim Air Force One. Aslında Amerikan başkanlarının uçtuğu her uçak Air Force One Hava Kuvvetleri 1 olarak adlandırılıyor ama 747'nin VC-25 modelinin bu konuyla ilgili farklı bir yeri var. 747'nin 300 modelinden geliştirilen çok özel bir uçak 747'nin bu VC-25 olarak adlandırılan askeri modeli. Amerikan başkanları seyahatlerinde kullanıyor bu uçakları. Ayrıca E-4 olarak adlandırılan komuta kontrol amaçlı bir 747'nin askeri modeli de Amerikan Hava Kuvvetleri'nde uçmakta. Bu arada İran için Şah döneminde 747-100'ün tanker modelinde geliştirildiğini bu arada belirtmemizde fayda var. Askeri kullanımı tabii ki sivil kullanıma göre daha kısıtlı ama en azından efsane Jumbojet efsanesi de askeri alanda da yararlandığını belirtmemde fayda var. Gelelim benim uçuşlarıma. 747'nin işte SP kısa gövdeli, 100 ilk modeli, 200, 300, 400 ve 8 modelleri. Bu uçaklardan 100 ve SP hariç diğerleriyle uçma şansını elde ettim. Iberia ile 747-200'de Madrid'den Küba'ya, Havana'ya uçmuştum. 747-300'ün Türkiye'deki son uçuşunu yapmıştım. Bu son uçuşta Singapur Hava Yolları'nın da ve Singapur Hava Yolları'nın 1999 sonundaki yaptığı son seferle İstanbul'dan Singapur'a uçmuştum. Dönüşü 777 idi. Bu arada şöyle bir parantez açayım. 777'nin Türkiye'den son seferine de katıldım. Dönüşü de ilk Airbus A350 modeliyle yapmıştım. Bu da benim açımdan önemli, keyifli anlardı. 400 serisinde ise Air France'da ve Lufthansa'nın 747-400'leriyle uçtum. 8 serisi ise çok keyifliydi gerçekten. Onu da Lufthansa Hava Yolları ile uçtum. Ama herhangi bir kargo modeliyle uçmadım. Umarım ilerleyen dönemde 747'nin bir kargo modeliyle de uçmak mümkün olabilir. Benim için 747 o devasa gövdesiyle, düşük süratlerde o cüssesinden beklemeyeceğiniz düşük süratlerle havada tutunmasıyla, kanatlarının o esnemesiyle birlikte benim açımdan çok çok farklı yere sahip bir şirket ama hep o yolcuların keyifleri, istedikleri olmuyor. Hava yolları için öncelikli olarak birinci öncelik para kazanabilmek, yolcu bulabilmek bunlara. İşte bize de geçmişte bu uçaklarla uçmak hoş bir anı olarak kalıyor. Evet, bugünkü videomuzda 747'yi biraz anlatmaya çalıştım size dilim döndüğünce. Umarım keyif almışsınızdır. Havacılık, savunma ile ilgili konularımız, haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada yeni de bu uygulama başlatıyorum. WhatsApp'tan bir grup oluşturuyoruz. Bu grubun linki de açıklamalarda. Oraya tıklayıp bu WhatsApp'tan haber hattımıza da abone olur. Bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.